Merhaba arkadaşlar, Almanca Kolay'a hoş geldiniz. Ben Almanca öğretmeni Erhan Özdemir. Dersimizin konusu arkadaşlar Höflichkeitsform. Höflichkeitsform, bunu arkadaşlar konjunktif 2 içerisinde görüyor olacağız. Hatırlayacak olursanız arkadaşlar Höflichkeitsform neydi? Nezaket formu demekti. Höflichkeit dediğimizde cümle içerisinde ne yapıyorduk? Bitte'yi kullanıyorduk değil mi? Bitte, lütfen değil mi? Bir ricada bulunurken ne yaparız güzel Türkçemizde de ne deriz? Rica etsem şeklinde değil mi? Dilediğimiz şeyi söyleriz. Dolayısıyla Almanca'da da biz bunu bitte formuyla ne yapıyoruz? Söylüyoruz. Ancak burada arkadaşlar konjunktif 2 formunda göreceğimiz için arkadaşlar bu dersi eğer konjunktif 2 ile ilgili sıkıntı yaşayan arkadaşlar varsa bu ilgili ders konusuna geri dönerlerse onun ardından burayı görürlerse çok daha iyi ederler. Şimdi arkadaşlar burada konjunktif 2 olarak göreceğimiz yapıda bu nezaketi incelerken bitte'yi kullanmamıza gerek yok. Dolayısıyla konjunktif 2 kullanıldığında zaten nezaketi işin içerisine katmış oluyoruz. Dilerseniz ilk örneğimizle başlayalım. Darf ich dich nach Stuttgart begleiten sorusunu görüyoruz arkadaşlar. Öncelikle bir anlamlandıralım. Begleiten arkadaşlar eşlik etmek demek. Diyofen neydi arkadaşlar? Hatırlarsanız A1'de görmüştük bunu. Modal fiil diyofen neydi? Bir otoriteden değil mi? Bir izin alındığında bu ne olabilir? İşte bir annenin çocuğa söz gelimi, bu örnekten yola çıkmıştık değil mi? Sinemaya gidebilirsin, gidemezsin gibi bir yapıda değil mi? Bu noktada otorite ne olmuş oluyor? Anne olmuş oluyor. Dolayısıyla dürfen'i kullanmış oluyoruz. Darf ich dich seni nach Stuttgart, Stuttgart neydi arkadaşlar? Almanya'da bir şehir değil mi? Stuttgart'a kadar sana eşlik edebilir miyim anlamı doğuyor burada. Darf ich dich nach Stuttgart begleiten? Bu düz bir soru arkadaşlar. Sana eşlik edebilir miyim? Ancak biz şimdi bunu nezaket formunda yani Höflichkeitsform içerisinde değerlendirirken ve konjunktif 2 olarak değerlendirirken ne demiştik konjunktifte arkadaşlar? Dürfen ne oluyordu? Dürfte şeklinde yorumlanıyordu öyle değil mi? Dolayısıyla ben rica etsem sana Stuttgart'a kadar eşlik edebilir miyim? Gibi bir nezakette bulunacağım. Dolayısıyla ne yapacağım arkadaşlar? Dürfte ich dich nach Stuttgart begleiten. Demek ki ne olmuş arkadaşlar? Darf, dürfte şeklinde tabi neye göre? İşe göre çekimlendiğinde değil mi? Ne yapmış oluyorum? Dürfte ich ve olağan bir şekilde ne oluyor? Soru cümlesini ne yapmış oluyorum? Sormuş oluyorum ve diyorum ki rica etsem değil mi? Eğer mahsuru yoksa değil mi? Güzel Türkçemizde o kadar değişik, o kadar güzel yapılar var ki. Ancak Almanca'da konjunktif 2 şeklinde eğer bunu yorumladığımızda ne oluyormuş bu? Dürfte ich dich nach Stuttgart begleiten değil mi? Rica etsem eğer mahsuru yoksa seni Stuttgart'a kadar değil mi? Sana eşlik edebilir miyim demiş oluyoruz. Dilerseniz ikinci soru cümlesine bakalım. Bu da gene bir soru cümlesi. Ne diyor? Ist das nicht zu kompliziert für dich? Evet. Baktığımızda arkadaşlar kompliziert neydi acaba? Kompliziert güzel Türkçede de var aslında bu. Komplike, zor değil mi? Zu gördüğümüzde arkadaşlar aşırı zor değil mi? Fazla zor gelmiyor mu gibi değil mi? Zu kompliziert demiş oluyoruz. Für dich senin için bu çok zor değil mi? Değil mi? Ist das nicht zu kompliziert für dich demiş oluyorum. Ancak şimdi burada ben bunu bir nezaket formuna uyarlayacak olursam acaba senin için daha zor olmaz mı diyecek olursam değil mi? Acaba bu senin için çok zor değil mi diyecek olursam bakın buradaki ist ne olacak? Konjunktif 2 olarak değerlendirecek olursak konjunktif 2'de bu ne olacak arkadaşlar? Wäre olacak. Bunu bayağı ayrıntılı görmüştük değil mi bu dönüşümleri? Dolayısıyla dediğim gibi gene hatırlatmakta fayda var. Bununla ilgili sıkıntılar varsa mutlaka konjunktif 2 konusunu mutlaka. Çünkü orada temellendirmiş oluyoruz. Ve hatırlayacak olursanız ne demiştik? Aslında birçok ders videosunda bunu söylüyoruz. Ardından yani bu konu burada bitmiyor. Sonraki konularda
sonraki derslerde bunu görüyor olacağız demiştik değil mi? Aslında burada sözümüzü tutmuş oluyoruz. Dolayısıyla konjunktif 2'yi görmüş oluyoruz. Ama bu sefer ne şeklinde? Nezaket formu, yani Höflichkeitsform şeklinde. Buraya geri dönecek olursak arkadaşlar, demek ki ist ne oluyor? Wäre olarak yorumlanıyordu, öyle değil mi? Demek ki sein wäre olarak yorumlanıyor, değil mi? Bu senin için zor değil mi derken, ist das nicht zu kompliziert für dich? Şimdi diyeceğim ki, acaba bu senin için zor olmaz mı? Bakın burada biraz daha ne olmuş oluyor? Nezaketi işin içerisine katmış oluyoruz, değil mi? Acaba bu senin için zor olmaz mı? Değil mi? Dolayısıyla wäre das nicht zu kompliziert für dich? Bu acaba senin için zor olmaz mı? Wäre das nicht zu kompliziert für dich? Değil mi? Bakın burada aslında ikisi de anlam olarak bakıldığında aynı anlama gelmiş oluyor. Birisinde bir şeyi direkt söylemiş oluyorum belki de, ama nezaket formunda belki dolaylı değil. Bu da gene direkt, ancak birazcık daha yumuşatılmış, birazcık daha nezaketi işin içerisine katıp, değil mi, yumuşatmış oluyorum o anlamı. Dolayısıyla karşımdaki insanı ne yapmış oluyorum? Adı üstünde, nazik bir şekilde, değil mi, kırmamış oluyorum. Daha böyle tadında söylemiş oluyorum. Üçe bakalım isterseniz şimdi arkadaşlar. Bakın burada da gene bir soru cümlesi var. Ne diyor soru cümlesi bize? Kann ich dir bei deinen täglichen Aufgaben helfen? Evet, biliyor olabilirsiniz. Belki bilmeyen arkadaşlar için tabii bu bilinmeyen ya da yabancı gelebilecek kelimeleri irdeliyoruz. Bakın burada kann ich dir, sana, değil mi? Können neydi? Yapabilmekti. Bei deinen täglichen Aufgaben. Aufgabe neydi arkadaşlar? Aufgabe, hatta Hausaufgabe olarak belki sıklıkla karşınıza çıkmış olabilir. Neydi? Ev ödevi, ders, değil mi? Ödev anlamındaydı. Aufgabe de gene ödev, görev anlamında. Täglich, günlük rutin görevler. Tägliche Aufgaben olarak yorumlanabilir. Tägliche Aufgaben, günlük rutinlerden kasıt ne olabilir arkadaşlar? Söz gelimi işte, evdeysek eğer, değil mi? İşte yatağı toplamak, bulaşıkları yıkamak, değil mi? Günlük rutindir, temizlik yapmak, değil mi? Çamaşırları yıkamak gibi nedir? Rutindir. Dolayısıyla günlük rutinler derken tägliche Aufgaben diyebiliriz. Helfen de neydi? Yardım etmek. Dolayısıyla bu cümle bize ne diyor? Bu soru cümlesi ne diyor bize? Kann ich dir bei deinen täglichen Aufgaben helfen? Sana günlük rutinde, değil mi? Rutin görevlerinde, işlerinde yardım edebilir miyim? Şimdi biz bunu Höflichkeitsform konjunktif 2 olarak değerlendirdiğimizde ne yapacağız? Rica etsem, eğer mahsuru yoksa, değil mi? Bakın ne yapmış oluyorum? Bu nezaketi işin içerisine katmış oluyorum. Können ne olacak arkadaşlar? Könnte şeklinde konjunktif 2 olarak yorumlanacak. Dolayısıyla kann ich dir demeyeceğim de ne diyeceğim? Könnte ich dir. Dolayısıyla könnte ich dir bei deinen täglichen Aufgaben helfen? Sana günlük işlerinde yardımcı olabilir miyim? Değil mi? Anlamına gelmiş oluyor. Könnte ich dir bei deinen täglichen Aufgaben helfen? Değil mi? Nezaket formunu ne yapmış oluyoruz? İşin içerisine katmış oluyoruz. Dörde baktığımızda burada, bakın burada machen dolayısıyla bir fiil ile başlamış. Macht ihr die Tür zu? Evet. Ne diyor? Zu machen neydi arkadaşlar? Kapatmak demekti. Die Tür kapı demek. Hatırlayacak olursak, evet, dolayısıyla öncelikli bir anlamlandıralım. Macht ihr die Tür zu? Kapıyı kapar mısınız? Değil mi? Karşımdaki bir gruba söylemiş oluyorum, değil mi? Kapıyı kapar mısınız? Değil mi? Macht ihr die Tür zu? Dolayısıyla bakın burada direkt bir şekilde, değil mi? Düz bir şekilde söylüyorum. Diyorum ki kapıyı kapar mısınız? Bu birazcık da şey gelebilir insana, çok direkt, biraz kaba demeyelim ama direkt bir şekilde geliyor. Şimdi ben bunu yumuşatacağım. Dolayısıyla konjunktif 2 işin içerisine katacağım. Ama dikkat ettiysek arkadaşlar, burada modal fiil yok. Ne var? Machen, bir eylem var. Hatırlayacak olursak biz bunu ayrıntılı şekilde konjunktif 2'de görmüştük. Ne yapıyorduk? Würden plus infinitif. Yani ne yapıyorduk? Würden ve mastar halde fiili korumuş oluyorduk.
çekim ne olursa olsun değil mi? Özne ne olursa olsun master'da tutmuş oluyorduk fiili. Burada da ne yapacağım? Master'da tutmuş olacağım. Buradaki fiilim ne? Machen. Ama tek başına machen değil. Zu machen. Yani kapatmak. Zu machen. Buradan anlaşıldığı üzere ayrılabilir fiil. Ve master'da tutulduğunda ne olacak? Zu machen. Dolayısıyla ben ne yapacağım arkadaşlar? Würden ve zu machen'i, yani infinitivdeki zu machen'i kullanmam gerekiyor. Dolayısıyla ne yapacağım arkadaşlar? Ihre göre çekimleyeceğim ve diyeceğim ki würdet ihr die Tür zumachen? Ne olmuş arkadaşlar? Konjunktif 2 olarak değil mi? Yorumlamış oluyorum. Kapıyı kapar mısınız acaba? Gibi bir anlam doğuyor. Ya da rica etsem, mahsuru yoksa gibi bir ne yapmış oluyorum? Nezaketi işin içerisine katmış oluyorum. Bunu yaparken dediğim gibi konu başlığımızdaki konjunktif 2 işin içerisine kataraktan würdet ihr die Tür zumachen? Değil mi? Rica etsem, mahsur yoksa kapıyı kapar mısınız? Anlamı da ne olmuş oluyor? Doğmuş oluyor. Dilerseniz bu öğrenmiş olduklarımızı doğru telaffuzuyla tekrarlayalım. Darf ich dich nach Stuttgart begleiten? Darf ich dich nach Stuttgart begleiten? Dürfte ich dich nach Stuttgart begleiten? Dürfte ich dich nach Stuttgart begleiten? Ist das nicht zu kompliziert für dich? Ist das nicht zu kompliziert für dich? Wäre das nicht zu kompliziert für dich? Wäre das nicht zu kompliziert für dich? Kann ich dir bei deinen täglichen Aufgaben helfen? Kann ich dir bei deinen täglichen Aufgaben helfen? Könnte ich dir bei deinen täglichen Aufgaben helfen? Könnte ich dir bei deinen täglichen Aufgaben helfen? Macht ihr die Tür zu? Macht ihr die Tür zu? Würdet ihr die Tür zumachen? Würdet ihr die Tür zumachen? Sıradaki örneğe baktığımızda arkadaşlar burada bir ünlem cümlesi, dolayısıyla imperatif bir cümle görüyoruz. Gib mir einen Rat. Rat geben arkadaşlar fikir vermek anlamına geliyor. Gib mir einen Rat, bana fikir ver dediğimde demek ki gib mir einen Rat diyorum. Der Rat arkadaşlar demek ki fikir demekmiş ve Rat geben bunu birlikte kullanırsak, birlikte öğrenirsek daha doğru olur arkadaşlar. Dolayısıyla fikir vermek, bana fikir ver derken ne diyecekmişiz? Gib mir einen Rat. Bu imperatif bir cümle yapısı, hatırlarsanız imperatiflik, emir değil mi cümlelerini ayrıntılı görmüştük. Bununla ilgili sıkıntı yaşayan arkadaşlar varsa o ilgili ders videosunu mutlaka incelesinler. Şimdi bunu arkadaşlar daha yumuşak bir şekilde söylemem gerekirse, Höflichkeitsform Konjunktiv 2 formunda değerlendirecek olursak, geben ne olacak? Bu bir eylem olduğuna göre ve modal fiil olmadığından dolayı würden ile beraber kullanılması gerekiyor değil mi? Az önce söylediğim gibi würden plus infinitif, yani masarda bırakmam lazım geben'i. Dolayısıyla burada gib mir einen Rat denildiğine göre ne yapmış oluyorum? Karşımdaki kişiden bunu talep ediyorum. Dolayısıyla du, ikinci tekil, sen ne göre değerlendirmem gerekiyor. Dolayısıyla ne yapıyorum arkadaşlar? Würdest du şeklinde yorumlamam lazım. Rica etsem bana fikir verir misin diyeceğim. Dolayısıyla ne olacak bu arkadaşlar? Würdest du mir einen Rat geben? Değil mi? Bakın burada ünlem cümlesi bu bir emir şeklindeyken bana fikir ver derken burada ne yapmış oluyorum? Yumuşatmış oluyorum ve nezaket formunu işin içine katıyorum ve diyorum ki rica etsem bana fikir verebilir misin? Soru cümlesi oluyor değil mi? Güzel Türkçe'de de bu böyle. Soru cümlesine bürünüyor ünlem cümlesi. Dolayısıyla würdest du mir einen Rat geben? Bana rica etsem fikir verebilir misin? Ancak Almanca'da bu aynen bir fikir verebilir misin şeklinde yorumlanmış oluyor. Würdest du mir einen Rat geben diye sormuş oluyoruz.
Altıncı cümleye baktığımızda arkadaşlar, bu da bir soru cümlesi. Bakın burada ne demiş? Hast du etwas Zeit für mich? Evet, Zeit neydi? Zaman demekti. Etwas, biraz. Dolayısıyla ne diyor? Hast du etwas Zeit für mich? Benim için biraz vaktin var mı? Değil mi? Hast du etwas Zeit für mich? Şimdi ben bunu yumuşatacağım. Biraz daha, değil mi, nezaketi de işin içerisine kataraktan. Habe'ni ne yapacağım arkadaşlar? Konjunktif 2'de ne oluyordu hatırlayalım. Hättest du şeklinde yorumlanıyordu, öyle değil mi? Habe ne olacak demek ki? Hättest du, tabi du'ya göre çekimlendiğinde, değil mi? Hättest du, rica etsem bana vakit ayırır mısın? Benim için biraz vaktin var mı diye ne yapıyorum? Bunu nezaket formuna sokmuş oluyorum bu cümleyi. Ve ne diyorum? Hättest du etwas Zeit für mich? Diye sormuş oluyorum. Demek ki buradaki kilit nokta neymiş? Konjunktiv 2. Orada da ne oluyormuş? Haben, hättest şeklinde ne olmuş oluyor? Yorumlanmış oluyor, değil mi? Hättest du etwas Zeit für mich? Demek ki etwas, biraz zamanın var mı, değil mi? Türkçede de öyle deriz, öyle değil mi? Yedinci örneğimize bakalım. Bu da gene bir soru cümlesi arkadaşlar. Ne diyor? Welches Gericht empfehlen Sie mir? Evet, das Gericht arkadaşlar, bu neydi? Gericht, iki anlamı vardı hatta. Birisi yemek anlamındaydı. Diğeri de mahkeme salonu ya da mahkeme derken das Gericht şeklinde yorumlanıyor. Ancak cümlenin anlamından da acaba ne demek istediğine bir anlamaya çalışalım. Empfehlen ne demek arkadaşlar? Empfehlen, tavsiye etmek de, öyle değil mi? Sie, bakın burada saygı formunda, değil mi? Sie mir, bana hangi yiyeceği, hangi yemeği tavsiye edersiniz derken, demek ki, değil mi? Gericht'in burada yemek olduğunu çıkartmış oluyoruz. Welches Gericht, bakın burada zaten artikelde zaten ne oldu? Gizlenmiş oldu, değil mi? Welches, dolayısıyla das Gericht olduğunu çağrıştırıyor bize. Hangi yemeği önerirsiniz bana demiş oluyoruz. Şimdi bunu nezaket formuna sokacak olursak acaba diyebiliriz, değil mi? Acaba hangi yemeği bana önerirsiniz gibi, değil mi? Ne yapacağız burada? Empfehlen, değil mi? Bunu mastar hale sokmamız gerekiyor. Burada da gene mastarda kullanılmış. Würden'le beraber anılması gerekiyor, değil mi? Konjunktiv 2 olduğundan dolayı. Ne yapacağım burada arkadaşlar? Demek ki welches Gericht würden Sie mir empfehlen? Acaba bana hangi yemeği önerirdiniz gibi, değil mi? Ne yapmış oluyorum? Bunu nezaket formuna, yani Höflichkeitsform'a sokmuş oluyorum. Ne yapmış oluyorum demek ki? Welches Gericht, değil mi? Burada soru cümlemiz bununla başlamış oluyor. Würden Sie mir empfehlen ile de ne yapmış oluyoruz? Devamını getirmiş oluyoruz. Hangi yemeği bana önerirdiniz, değil mi? Welches Gericht würden Sie mir empfehlen diye sormuş oluyoruz. Dilerseniz bu öğrenmiş olduklarımızı doğru telaffuzuyla tekrarlayalım. Gib mir einen Rat. Gib mir einen Rat. Würdest du mir einen Rat geben? Würdest du mir einen Rat geben? Hast du etwas Zeit für mich? Hast du etwas Zeit für mich? Hättest du etwas Zeit für mich? Hättest du etwas Zeit für mich? Welches Gericht empfehlen Sie mir? Welches Gericht empfehlen Sie mir? Welches Gericht würden Sie mir empfehlen? Welches Gericht würden Sie mir empfehlen? Şimdi bir sonraki örneğe bakalım arkadaşlar. Bu da gene bir soru cümlesi. Wie lange brauchen Sie für die Reparatur? Evet, bu ne demek arkadaşlar? Wie lange, ne kadar süre, değil mi? Ne kadar süre anlamında wie lange demekti, değil mi? Brauchen, ihtiyacı olmak. Reparatur, bu da tamir. Dolayısıyla tamir için ne kadar süreye ihtiyacınız var derken
Wie lange brauchen Sie für die Reparatur? Sorusunu soruyoruz. Şimdi biz bunu höflichkeitsform olarak yani konjunktif 2 olarak değerlendirecek olursak burada ne yapacağız arkadaşlar? Burada herhangi bir modal fiil olmadığından değil mi? Fiilim olan brauchen'i değerlendirmem gerekiyor. Ne ile değerlendirmem lazım? Würden ile beraber değil mi? Ne yapacağım o zaman? Wie lange würden Sie für die Reparatur brauchen? Şeklinde bürünmüş oluyor. Dolayısıyla bakın burada nezaketi işin içerisine katmış oluyorum ve diyorum ki acaba ne kadar süreye ihtiyacınız olacaktır tamir için diye sormuş oluyorum. Değil mi? Ne yapmış oluyorum? Bu anlamı birazcık daha yumuşatmış, birazcık daha ne yapmış oluyorum? Nezaketi işin içerisine katmış oluyorum. Bakın burada wie lange'den hemen sonra ne olmuş? Yardımcı fiil olarak düşüneceğimiz, değerlendirebileceğimiz würden'i değil mi? Bu konjunktif 2'deki würden yapısını işin içerisine katmış oluyoruz. Nereye? İkinci pozisyona sorudan hemen sonra değil mi? Wie lange würden Sie für die Reparatur brauchen? Yani takribi olarak ne kadar süreye ihtiyacınız olabilir? Ne kadar süreye ihtiyacınız var gibi ne yapmış oluyorum? İşin içerisine demek ki höflichkeitsform yani nezaketi sokmuş oluyoruz değil mi? Sonraki örneğe baktığımızda arkadaşlar hilfst du ihm değil mi? Helfen neydi? Yardım etmek diye demekti. İm ona değil mi? Bir erkekten bahsediyoruz. Diyoruz ki ona yardımcı olur musun derken hilfst du ihm. Bunu şimdi nezaket formunda ne deriz arkadaşlar? Rica etsem mahsuru yoksa gibi olabilir mi, olası mı değil mi dediğimde ne yapacağım? Würden'i işin içerisine katacağım. Çünkü neden? Burada herhangi bir modal fiil yok. Eylemim olan helfen'i ne yapıyorum? Würden ile beraber kullanmış oluyorum. Ve ne diyorum? Gene bir soru cümlesini büründürüyorum bu soru yapısını. Diyorum ki würdest du ihm helfen? Acaba ona yardımcı olabilir misin? Diye ne yapmış oluyorum? Sormuş oluyorum. Demek ki würdest du ihm helfen sorusunu soraraktan. Değil mi? Ve son örneğimize baktığımızda arkadaşlar burada dürfen modal fiil dürfen'i görüyoruz. Dürfen wir hier schwimmen? Anlaşılacağı üzere değil mi? Schwimmen neydi? Yüzmek demekti. Hier burada. Burada yüzebilir miyiz? Demek ki dürfen wir hier schwimmen? Şimdi bunu nezaket formuna soktuğumuzda acaba mahsur yoksa olabilir mi değil mi? Acaba burada yüzebilir miyiz diye sorduğumuzda dürfen ne olacak arkadaşlar? Dürften wir. Niye? Çünkü wir'e göre değerlendirildiğinde konjunktiv 2'de ne oluyordu? Dürften oluyordu. Dolayısıyla dürften wir hier schwimmen diye sorduğumuzda değil mi? Acaba burada yüzebilir miyiz? Değil mi? Burada yüzmek şansımız var mı? Öyle bir olanağımız var mı? Gibi ne yapmış oluyoruz? Müsaade istemiş oluyoruz. Belki de bunu yaparaktan değil mi? Evet cevabını alabiliriz. Bunu söylemektense değil mi? Dürfen wir hier schwimmen? Burada yüzebilir miyiz? Değil mi? Çok böyle direkt bir şekilde. Ancak burada ne yapmış oluyoruz? Dolaylı bir şekilde olmasa bile yumuşatmış oluyoruz o anlamı ve nezaketi işin içerisine kattığımızda değil mi? Hani güzel Türkçe'de ne deriz? Tatlı dil yılanı deliğinden çıkarır. Dolayısıyla ne yapmış oluyoruz? Nezaketi işin içerisine kattığımızda o evet ya cevabını belki de alacağız değil mi? Dürften wir hier schwimmen sorusunu soraraktan. Dilerseniz bu öğrenmiş olduklarımızı doğru telaffuzuyla tekrarlayalım. Wie lange brauchen Sie für die Reparatur? Wie lange würden Sie für die Reparatur brauchen? Wie lange würden Sie für die Reparatur brauchen? Hilfst du ihm? Hilfst du ihm? Würdest du ihm helfen? Würdest du ihm helfen? Dürfen wir hier schwimmen? Dürfen wir hier schwimmen? Dürften wir hier schwimmen? Dürften wir hier schwimmen? Bir dersimizin daha sonuna geldik arkadaşlar. Bu dersimizde höflichkeitsform, konjunktiv 2 olarak görmüş olduk höflichkeitsformu. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere diyorum. Hoşça kalın. Tschüss!